Herkese merhabalar. Gaz basıncı ve günlük yaşamda basınç konumuzla beraberiz. Süper bir konu. Artık basınç konusunu bitiriyoruz. Katı basıncı, sıvı basıncı gördük. Şimdi de gaz basıncı artık noktalandıracağız. Ama en önemlisi günlük yaşamda bütün bu basınç konusu katı sıvı gazla nerede kullanılıyor beraber öğreneceğiz. Günlük yaşamda bir basınç var hocam. Aynen öyle. Her yerde var. Gaz basıncını beraber bir öğreneceğiz. Soru içeriğini yaptığı açık hava basıncı da neydi ve benzeri beraber öğreneceğiz. Ardından da günlük yaşamda basıncın kullanım alanlarını beraber öğreneceğiz seninle beraber. Evladım bir sürü yöntem var. İşte bıçak, rap diye işte hidrolik sistemler ve benzeri birçok yerde basınç ilkelerini kullanıyoruz. Hocam yazılar başladı bu arada. Aynen öyle, yazılarımız var. O yüzden de yazılı notlarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Herkes buradaki konuları çalışırsa yazılıdan %100 en iyi notları alacağız diyoruz hep beraber. Ve aynı zamanda bu konuyla bağlantılı lütfen Zoru Bankası, Taktikli, Dinamo ve Sıfırdan'dan ödevlerimizi yapalım. Ödevlerimizde gaz basıncı konusuyla alakalı bütün testleri çözebiliriz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Gazlar aslında bulundukları, içinde bulundukları kabın yüzeylerine ve içindeki nesnelere basınç uygularlar Tonguç Erdoğan. Bu işte işleyeceğimiz bu gaz basıncı dediğimiz şey. Mesela bir balonun içinde gaz var, helyum gazı var mıdır Tonguç Erdoğan? Evet hocam. Bu helyum gazı taneciklerden oluşur ve bu gaz tanecikleri sürekli bu balonun etrafına çarparlar. Balonun çeperi deriz biz buna. Balona çarparlar sürekli. Veya bu bir kutunun içinde mesela gaz var diyelim ve bu gazın oksijen gazı var diyelim. Oksijen gazı tanecikleri içindeki oyuncak arabaya, işte ondan sonra etrafa, kabın duvarlarına sürekli çarparlar. Ve bu da bir çarpmadan dolayı basınç uygular. Düşünsene Tonguç'um. Ben buraya sürekli vuruyorum bak. Bu kağıda sürekli vuruyorum. Ne olur? Bu kağıtta bir basınç oluşur kuvvetten dolayı. İşte gaz tanecikleri kıpır kıpır Tonguç evladım. Hocam gaz tanecikleri benim gibi kıpır kıpır mı? Yani aynen, her yönde servis hareket edebiliyor mu? Aynen senin gibi dangoz gibi sürekli hareket ediyor. Bravo diyorum sana. Pırt tanecikleri. Dünyayı saran atmosfer tabakasındaki gazların oluşturduğu biz basınca biz ne diyoruz Tonguç biliyor musun evladım? Gaz basıncı. Hayır, açık hava basıncı diyoruz. Açık hava basıncı gerçekten inanılmaz önemli bir tabir. Açık hava basıncı dediğimiz Tonguç evladım benim, atmosfer basıncı olarak da biliniyor. Yani bizim etrafımızda şu anda hava var değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Mesela dünya buysa Tonguç, dünyanın etrafında bir atmosfer tabakası var ve içi full hava dolu. İşte bu havanın bir ağırlığı yok mu Tonguç evladım benim? İşte sen burada durduğun zaman bu havanın ağırlığı senin üzerine çöküyor. İşte buna da açık hava basıncı diyoruz. Tonguç'um, bir dağcı şekildeki noktalara bayraklar bırakmış. KLM noktaları. Bayrakların bulunduğu noktadaki basınçların karşılaştırmasını yapalım demiş. Tonguç bir kere şöyle düşün. Sen buradasın diyelim. Senin üzerindeki basınç buradaki hava kütlesi kadar. Ama sen eğer şurada olsaydın Tonguç, pardon, bir dağın tepesinde olsaydın Tonguç'um, senin üzerindeki hava bu kadar olacaktı. Yani daha az olacaktı. Sen yukarılara çıktıkça üzerindeki hava katmanı inceliyor. Dolayısıyla basıncı azalıyor. O yüzden bizim bilmemiz gereken şey en fazla basınç K'dadır, sonra L'dedir, sonra M'dedir. Yukarı doğru çıktıkça basınç ne oluyormuş Tonguç evladım benim? Azalır. Süper zekisin. Gerçekten bunu aklına tutuyoruz ve geçiyoruz bir model soruya. Tonguç parkta dolaşırken hiç ummadığı bir anda elinden balonu kaçırmıştır. Gökyüzüne doğru yükselen balonun bir süre sonra patladığını gözlemlemiştir. Gözlem sonucunda ifadelerine hangilerine ulaşabilir demiş. Bakalım niye patlar biliyor musun Tonguç evladım yukarı çıkan balon? Biliyor musun? Çünkü balon patlamak içindir hocam. Hayır bak şimdi balon buradaydı. Balon yukarı doğru çıkıyor. Balon yukarı doğru çıkıyor. Ne olur biliyor musun Tonguç yukarı doğru çıkarken? Balon şişer. Neden şişer biliyor musun? Çünkü Tonguç'um yukarı doğru çıktıkça atmosfer basıncı ne oluyor? Bak burada bu kadar basınç bastırıyordu üzerinde. Burada artık bu kadar basınç bastırıyor. Çünkü yukarı doğru basınç azalıyordu. Dolayısıyla sen daha az bastırırsan içerideki gaz ben şişerim diyecek. Sen bastırmadın şişerim diyecek. Ve belli bir yerden sonra bom diye patlayacak. İşte atmosfer tabakasında gazın neden olduğu basınç balonun patlamasına neden olmuştur. Doğru mu Tonguç Hanım? Evet doğru. Atmosferdeki gazların neden olduğu basınç azalması neden olmuştur. Bravo. Balon yükselirken balona etki eden açık hava basıncı azalır. Bu da doğru. Bravo diyorum sana. Gazlar her yöne basınç uygularla bir alakası yok ki. Ulaşılabilir demiş. Bununla alakası var. Burada alakası var. Bu doğru bir ifade. Ama bu bununla beraber neye ulaşabilir diyorsun. Çok trikli bir soru. Çok özel ve güzel bir soru. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Ve model sorumuzu da yapmış oluyoruz. Geldik gaz basıncının günlük yaşamdaki uygulamalarına baktığımız zaman gazlar yüksek basınç altında Tonguç evladım sıvılaştırılabiliyor. Hocam sınıflarda koku bombası patlatıyoruz ya, bu da ona girer mi?
Ya hayır, kokumaması başka bir, gerçi olabilir. Evet, doğru. Çünkü onları da yüksek basınç altında sıvılaştırıyor ve metal kaplarda saklıyor. Mesela oksijen gazı veya işte ne bileyim azot gazı. Mesela azot gazı inanılmaz soğuk ortamda ancak sıvılaştırılabiliyor ve inanılmaz soğuk ortamda saklanıyor. Ama sen bunu sıvılaştırırken çok yüksek basınç uyguluyorsun. İşte sıvı azot dediğimiz şey ne olması gerekiyor? Çok yüksek basınç altında sıvılaştırılmalı. O yüzden Tunçer, oksijen tüpte de aynı şekilde mutlaka çok yüksek basınçlı, ama bu kaplar ne olmak zorunda? Çelik olmak zorunda. Ve bu metal veya işte çelik saklama veya demir, böyle çok kuvvetli yerlerde saklanmalı diyoruz. Ve günlük yaşamda basınca baktığımız zaman, günlük yaşamda artık katı sıvı gaz basıncına baktığımız zaman, genellikle Tonguç'um sıvı basıncını insanlar gerçekten çok kullanıyorlar. Mesela örnek olarak berber koltuklarında Tonguç benim hidrolik sistem kullanılır. Veya işte araba tamirhanesinde kullanılan özel pistonlar da hidrolik sistem kullanılır. Hidrolik frenler mesela tamamen Pascal prensibiyle çalışan aletlerdir. Sen buradan basarsın, bunun içindeki sıvı basıncını her yönde ilettiği için, eşit yönde ilettiği için, daha doğrusu eşit büyüklükte her yöne ilettiği için her yöne iletilir ve bu kalkar, bu frene basar, bu yukarı doğru çıkar. Bunların çoğu sıvı Arabayı basıncıyla alakalı. tamirhaneye götürdüğümüzde şaşırmış mı hocam? Zaten nasıl kocaman arabayı kaldırdı diye. Tabii, aferin, tebrik ediyorum. Mesela katı basıncıyla alakalı zaten örneklerimizi vermiştik. İşte karda yürüyen adam falan filan, bunların hepsini vermiştik. Şimdi geldik sonucu bir sınav tarzı sorularak. Bir önce hazırladığı düzenek sayesinde küçük bir kuvvet uygulayarak ağırlığı büyük bir metal arabayı kaldırabilir. Buradaki metal araba şu an küçük bir kuvvet uyguluyor. Buna göre öğrencinin tasarladığı düzeneğin çalışma prensibi ile ilgili verilerden hangisi söylenebilir? Bir kere bu çalışma prensibi tanımış. Buradan kuvvet uyguladığın zaman, bunun içinde sıvı olduğundan dolayı, bu düzeneğin içinde sıvı olduğundan dolayı, bu sıvı basıncı buradan alıp buraya kadar götürebiliyor. Buradaki basıncı buraya kadar iletilmesi var bir kere. Buna ne diyoruz biz? Pascal prensibi diyoruz. Pascal Hayır, Pascal prensibi diyoruz. Sıvılar üzerine uygulanan basınç her yönetir. Doğru. Sen buraya basıyorsun ama bu yukarı çıkıyor. Buradan basıyorsun, bu yukarı çıkıyor. Yani buradan basınca burada, o zaman her yönde iletiyor demektir. Sıvılar kendine uygulanan basınç aynı şiddetidir. Evet, doğru. Buradan uygulanan basınç aynen buraya yansıyor. Arabayı kaldırabiliyoruz. Sıvı basıncı sıvı yoğunluğu ile doğrudur. Yani alakasız. Burada şu anda yapılan düzenekte bununla alakalı bir sistem yok. Bu doğru bir ifade. Sıvı basıncı sıvı yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Zaten bunu sıvı basıncında öğrenmiştik. Ama buradaki sistemle alakalı olan çalışma prensibi, sıvı basıncının sıvı yoğunluğuyla alakalı olduğuyla alakalı bir model yok burada. Bizim öğrendiğimiz şeylerin hepsini doğrudur dediğin zaman hemen söylenebilir demiyoruz. Yorumlama soruları çok önemli yeni tarz sorularda. Yorumlama yapıp hemen bununla alakalı olanları bulmamız gerekiyor. Yoksa hepsi doğru canım. Ben bunda yanlış diyecek bir şeyim yok ki. O zaman hepsini işe... Hayır, öyle bir şey yok. Bak, şıklarda bile hepsi doğru yok. Dolayısıyla cevabımız bu düzenekle alakalı. Pascal prensibi ne diyordu? Sıvılar basınca her yönde iletir ve aynı şiddetle iletiliyordu. O yüzden cevabımızın 1 ve 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ödülü sorusunu lütfen yap ve yorumlara yolla. Hadi bakalım. Tamamdır hocam.